Sayın Bakanım. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Milli Tarım Buluşmaları programında Adana'da çiftçilerle bir araya geldi. Tarımın önemiyle konuşmalarına başlayan Bakan Faruk Çelik, ekmeyin, yemeyin, et yemeyin, süt içmeyin diyen beslenme uzmanlarına seslendi. Çelik, saçma sapan yaklaşımlarla maalesef bu milletin ana uğraş alanlarından, hayvancılıktan, ana damarlarından birisini kurutma gayreti içerisindeler. Buna hiçbirimiz müsaade etmemeliyiz. Bizim daha büyük hedeflerimiz var, dedi. Milletin boğazına kimse ekmeği yani dizmeye kalkmasın arkadaşlar. Şunu yemeyin, bunu yemeyin. Bunu bilim adamları adı altında yapanları doğrusu bu salonda da bir kez daha kınıyor. 50 kere söyledik. Ekmek yemeyin, süt içmeyin, et yemeyin. Yok şunları yemeyin, şunları. Ya bu nasıl bir yaklaşımdır? Nasıl bir bilimsel yaklaşımdır? Bir kişinin rahatsızlığı varsa hangi ürünleri tüketmemesi gerektiğini doktor ona söyler. En fazla siz bir bu konuda gerçekten dirsek çürütmüşseniz, kafa yormuşsanız dersiniz ki ayarında yerin, kararında yiyin deyin. O kadar yanlış küçükbaş hayvan etiyle ilgili o kadar yanlış bir imaj oluşturuldu ki şuymuş buymuş hepsi yalan. Bu coğrafyanın bizim damak tadımıza en uygun küçük baş hayvan etidir. Yani bunu tükettirmeyerek neyi amaçlıyorlar? Bakın şunu unutmayın. Çok büyük savaşlar var. Gördüğümüz savaşlar var. Suriye'deki gibi görmediğimiz ticari savaşlar var. Ne yapmak istiyorlar? Bu coğrafya küçük baş hayvancılığa uygun. Küçük hayvancılık, küçük baş hayvancılıktan bu coğrafyayı çıkaralım. Çıkarmanın taktiği nedir? Taktiği gayet açık. Yani organik diyorsunuz. Zaten yaylalarda, ovalarda, meralarda organik olarak beslenen, birçoğu bu şekilde beslenen bu hayvanların etini yemeyeceğiz de ne yiyeceğiz yani? Hangi eti yiyeceğiz yani? Saçma sapan yaklaşımlarla maalesef bu milletin ana uğraşı alanlarından, ana hayvancılıktaki damarlardan bir tanesini kurutma gayreti içerisindeler. Buna hiçbirimiz müsaade etmemeliyiz. Bizim daha büyük hedeflerimiz var tabii. Gerçekten hiç izahı mümkün olmayan propagandalarla üreticimize nasıl darbe vurduklarının farkında olmayan zavallıları da burada bir kez daha kınadığımı özellikle belirtmek istiyorum. Milli Tarım Adana buluşmasının öncesinde Türkiye Damızlı Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Küçükbaş Hayvancılık Sektör Toplantısında konuşan Faruk Çelik, aslında biz eleştiriye açığız. Bakanlık olarak hiçbir eksiğimiz yok. Her şey dört dörtlük gibi bir yaklaşımı da doğru bulmuyoruz diye sözlerine başladı. 2017 yılı itibariyle organik hayvancılık noktasındaki sorunun ortadan kaldırılacağını aktaran Çelik, hayvancılıkta kayıt dışı istemediklerinin altını çizdi. Hayvanların küpelenmesi için de geçmişle ilgili kimse bir şey takmasın kafasına. Geçmişle ilgili her şeyi siliyorum. Herkes küpeyi taksın, hayvanlarını kayıt altına alsın. Bununla ilgili düzenlemede af diyorsanız afla ilgili düzenlemeyi çıkartıyoruz, dedi. Ayrıca Bakan Çelik, üretici birliklerinin önemine de değindi. Bakın ben size net söylüyorum. Şimdi Başbakanlıkta kanun teklifimiz, bunlarla ilgili, geçmişle ilgili bütün her şeyi siliyoruz. Bakın. Geçmişle ilgili kimse kafasına bir şey takmasın. Herkes küpeyi taksın. Hayvanlarımızı kayıt altına alın. Bununla ilgili düzenleme, af diyorsanız af neyse hepsini çıkarıyoruz. Bunları Bakanlar Kurulu'nda görüştük, bir problem yok. Bütün hayvanlarımızın küpelenmesi gerekiyor. Birlik başkanlığına diyorum, sizi birlik başkanı yapan üreticilerdir. Üretici olmasa birlik başkanı olmaz. Üretici olmazsa bakan da olmaz zaten. Öyle değil mi? Onun için biz başta bakanlık olarak üreticinin kıymetini bilmek durumundayız. O eli nasıldı ki ben size içeri girerken ellerinizi sıkarken gördüm. Eliniz hışır hışır eller. Çileli eller.
Toprak kokan eller. Ellerinize sağlık. Önce üreticimiz. Biz desteğimizi kime vereceğiz? Üreticinin cebine vereceğiz arkadaşlar. Bak kime söylüyorum ben bunu? Birlik başkanlarına. Ya Sayın Bakanım böyle diyorsun da bizim halimiz ne olacak? Eyvallah. İşte sizin kıymetinizi bilen bir kadroyuz biz. Yani bu birlikler, bu birlikler bu üreticiye hizmet ettiği sürece bu birliği dimdik ayakta tutmak da bizim görevimiz. Bunu bilmenizi istiyorum. Hayvan başı birlik kesintileri ne olacak? 2017 kararnamesine bunu koyuyoruz arkadaşlar. Bu ihtilafı kapatıyoruz. Siz üreticilerle ya bal kaymak gibi olacaksınız. Hiç üreticilerle bir ihtilafınız olmayacak. Üreticilerle para pul işiyle uğraşmayın siz. Siz üretici üretimine baksın. Siz onlara hizmet etmeye bakın. Biz de size hizmet etmeye bakalım hep beraber. Ya Allah, bismillah diyoruz. Daha sonra günlük 250 baş kesim kapasiteli mezbaha açılışına katılan Bakan Faruk Çelik, burada yaptığı konuşmada üretimin önemine değindi. Çelik, biz yeni düzenlemelerle 1 Ocak tarihinden itibaren 750 kesimhanenin 385'ini kapattık, dedi. Hayvancılıkla ilgili sorunların olduğuna işaret eden Çelik, aştığımız ve aşmamız gereken sorunlarımız var. Öncelikle hayvancılık noktasında kendi kendine kırmızı et konusunda yeterli hale gelmek durumundayız, şeklinde konuştu. Üretim olmadan tüketimden bahsedilemez veya bu tesislerden bahsedilemez. Ama ürettiğiniz şeyin, yani yaptığınız arzın güvenilirliği son derece önemli. Eğer güvenilir değil ise, güvenilirliğinde bir sorun varsa, o arzın tabii ki günümüz dünyasında, günümüz Türkiye'sinde hiçbir anlam ifade etmeyeceğini özellikle belirtmek istiyorum. Özellikle konu gıda olunca, gıda ürünleri olunca, hijyen ve güvenilirlik ayrı bir önem arz ediyor. Artık bu hijyen meselesini hayvanın beslenmesinden, hayvanın kesiminden, kesimhanesinden, lokantasına ve sofraya gelinceye kadar bütün zincir halkalarında korumak ve sağlıklı bir şekilde sürdürmek durumundayız. Medeniyet bu, medeni olmak bu, gelişmişlik bu. Eğer biz bunu bu şekilde, bu zincir halkalarını bir yerde aksatacak olursak, o zaman hijyensiz ve güvenilir olmayan gıda ile insanımızı karşı karşıya bırakmış oluruz ki başka sorunlar da beraberinde getirecek bir durumla karşı karşıya kalacağız. Kararlı bir duruş sergiledik ve 1 Ocak itibariyle 750 kesimhanenin 385 tanesi kapattık. Çok kişi araya girdi. Yani araya gir dediğim illerden, efendim buranın işte başka bir mezbahane yok. Ne olur açık bir müddet daha dursun, açık bir müddet daha dursun demek, hijyensiz bir şekilde burada sevkiyatın, kesimin yapılması demek. Bu yapılabilecek en büyük yanlışlıktır. Buna müsaade edemezdik. Dolayısıyla 385 mezbahaneyi 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle kapatmış olduk. Son günlerde bu konularla ilgili, kesimhane ile ilgili de gündeme düşen bazı hususlar var. Onları kusura bakmasınlar, bizzat bakanlık olarak bizlerin yoğun denetimleri ve ardı arkası kesilmeyen takip, ısrarcı takiplerimizin sonunda ortaya çıkardığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Onun için 385 kesimhaneyi kapattık ve bu şekilde hijyen kurallarına uygun kesimhanenin de açılışına geliyoruz. Hayvancılığımızla ilgili sorunlarımız var, aştığımız sorunlar var, aşmamız gereken sorunlar var. Öncelikle hayvancılık noktasında kendi kendine kırmızı et noktasında da yeterli hale gelmek durumundayız. Adana buna öncülük yapacak, Mersin, Antalya, Toroslar buna öncülük yapacak illerin başında geliyor. Desteklerimiz her alanda var, besi alanda da var. Yeterli değil, bunları sektör temsilcileriyle konuşuyoruz. Hayvancılığın ve tarımın her alanında
rastgele babadan kalma, atadan kalma anlayışlarla değil, bilimsel veriler çerçevesinde doğru dürüst bu işin yapılması ve bu işi bu şekilde meslek edinilmesinin yararlı ve üreticimiz açısından son derece karlı olacağı inancı içerisindeyim. Bizim ilk işimiz toprağın niteliğini korumak, ikinci görevimiz de toprağı fiziki olarak korumaktır diyen Bakan Çelik, tarımsal sit alanlarının yaygınlaştırılması için çalışıyoruz dedi. Tarsim konusunda da çiftçilere çağrıda bulundu. Birinci görevimiz toprağın niteliğini korumak, geliştirmek. İkincisi toprağın fiziki olarak korunmasını sağlamak. Ovaları bunun için ilan ediyoruz. Tarımsal sit alanı olarak bunun için ilan ediyoruz. Şimdi 141 ama hızlı bir şekilde bunu ilk etapta 220'lere, 300'lere taşıyacak şekilde Türkiye satında çalışmalarımız var. Nerede bir ova görüyorsak, nerede bir tarım arazisi görüyorsak bu arazinin tarımsal sit alanı ilan edilmesi noktasında yaygın bir çalışmamız var. Bu bizim torunlarımıza ve çocuklarımıza borcumuzdur. Bunu korumadığımız an en büyük vebal altında kalırız diye düşünüyorum. Tarımda particilik olmaz. Bunu kaldırmamız gerekiyor. Parti marti hiç olmaz kardeşim. Bundan daha büyük bir milli mesele yok yani. Topraktan daha büyük bir milli mesele yok. Nerede doğru varsa onu almamız gerekiyor. Kimin ne doğru görüşü varsa onları almamız gerekiyor. Burada siyaset, burada politika olmaz. Doğru görüş vardır. Kim söylemişse başım gözüm üstüne deyip onu almamız gerekiyor ve değerlendirmemiz gerekiyor. Biz hep beraber tarıma böyle bakmamız gerekiyor. Efendim benim dönemde toprak işte 100 hektar daha az gitmiş bizim dönemde. Sizin dönemde 100 hektar ne anlamı var? Sen de gitmiş, ben de gitmiş, başkasına gitmiş. Her dönemde toprak kaybetmişiz. Her dönemde tarım kaybetmiş. Niye? TOKİ yapacağız, toplu konut yapacağız. Niye? Fabrikalar yapacağız. Yani bu ülkede fabrika yapacak yer de var. Toplu konut yapacak yer de var. Ama kim dedi ki ovanın ortasında toplu konut yapılır, fabrika yapılır diye. Hem yer altı sularını perişan etmişiz, hem yer üstü sularını perişan etmişiz. Ve doğruları söylemeyelim, doğrularını yapmayalım. Sonra yani söylemeyince madalya mı takacak birisi? Arkadaşlar doğruları yapmak durumundayız. Riskli olsa da madem siyasete çıkmışsınız, madem böyle önemli karar noktalara oturmuşsunuz, kararları alacaksınız ve uygulayacaksınız. Kimin işine gelir gelmez. Bak ben iki dönemde Şanlıurfa milletvekiliyim. Harran Ovası tarımın buğdayın ekildiği ilk coğrafya diyoruz. Şimdi Harran Ovası'na suyu getirdik. Şimdi o kadar drenaj projelerimiz var ki çoraklaştırmışız araziyi. Sudan dolayı sulun almış toprağa götürüyor. Suriye'ye gidiyor bütün toprak. Verimli topraklar. Açıyor hacı abim şeyi, suyu. Vahşi sulama alıp götürüyor. Bu sulama değil ki. Diğer tarafta su yok kuraklıktan dolayı. O vatandaşın su bekliyor. İkisi de problem. Tarlam kuraklıktan veya benzeri nedenlerden dolayı, afetten dolayı zarara uğradı. Sigorta yaptırın. Sigorta yaptırırsınız. Bedelinde sigorta gelip ödeyecek. Bunu 2020'lere falan bırakmadık. 2018'de tümden Tarsim hizmetinizde olacak. Ve bedeli de ben baktım. Bir ürünlerle ilgili 360 liralık bir prim yatırıyorsunuz. Kuraklık neticesinde 10 bin lira 60 dekar bir arazi üzerinde. 60 dekarda meydana gelecek olan kuraklıkta 360 lira 60 TL prim veriyorsunuz. 10 bin TL tazminat alıyorsunuz.